Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Hatay Tıp Odası'ndan Doktor Ali Kanatlı bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Ali Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hatay'dan yayına bağlanıyorsunuz. Evet. Çadırların kurulu olduğu bölgeden yayına bağlanıyorsunuz. Evet. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Deprem dördüncü ayını geride bıraktı. Haliyle yıkımın şiddetinden de bağımsız aslında işlerin bir türlü yolunda gitmediği Hatay'ı merak ediyoruz. Çünkü çok ciddi problemler vardı. İşte sanitasyon, su, aşıya dair problemler vardı ve bugün de anlıyoruz ki orada yaşayan yurttaşların bildirimlerinden ve tabii Türk Tabipleri Birliği ve SES'in de çalışmalarından birçok aslında problemin çözülmediğini görüyoruz. Bize bir kez daha bunları anlatmanızı rica edeceğiz ama şöyle başlamak istiyorum. Merak ediyoruz. Gönüllü hekimler hala sahada mı? Evet, tabii ki Türk Tayipler Birliği ve SES'e bağlı hekim ve hemşire arkadaşlarımız halen sahada. Türk Psikiyatri Derneği de her hafta bize iki hekim arkadaş gönderiyor. Onlar da sahadalar. Hem merkezde gönüllü hekimlik yapıyorlar, hem çadırlarda merkezimize gelemeyen psikiyatrik hastalara müdahale ediyorlar. Yani şöyle başından itibaren aslında tabloyu izleyicilerimiz biliyor. Sağlık Olsun programını izleyen izleyicilerimiz de biliyor. Yurttaşlar genel olarak aslında kafalarında somut bir tablo var deprem bölgesine dair. Hatay'da tabii değişen de var, değişmeyen de var. İşte en son Defne Hastanesi açıldı. Öte taraftan tabii tartışmalarla da açıldı. Alel acele açıldı. Kimi hekimlere 6 saat iş dayatması yapıldı. Hatta bazı hekimler tehdit edildiğini beyan ettiler sosyal medya üzerinden. Türk Tabipleri Birliği tabip odaları da gereken önlemlerin alındığını, yalnız bırakmadıklarını söylediler. Buradan alalım isterseniz. Bir yanıyla hastanelerin açıldığı bir kent artık beğenelim beğenmeyelim ama bir yanıyla da birçok zorluğu içinde hala barındırıyor. İşte bir mevsim değişti Hatay'da. Görüyoruz artık kısa kolla geziyorsunuz. Sıcaklık arttı. Neler değişti, neler değişmedi? Biraz bize öncelikle o genel tabloyu aktarmanızı rica edeceğim. Şöyle diyeceğim, maalesef halen şu arkamda gördüğünüz şekilde çadır kentlerimiz var. Bunlar düzensiz çadır dediğimiz, görebiliyor musunuz arkada? Görüyoruz hocam. Düzensiz ve yaşam olan çadırlar. Halen bu çadırlarda olan binlerce kişi var. Bir de bunların düzenli olan çadırları var. AFAD tarafından çevrilmiş ve orada birçok hizmetin verildiği çadırlar var. Konteyner kentler oluştu. Çeşitli illerin, belediyelerinin Hatay'da gelip yaptığı konteyner kentler var. Düzenli çadırların bazılarından konteyner kentlere geçiş oldu. Fakat depremin dördüncü gününde artık insanların prefabrik evlerde yaşaması gerekirdi. Bizler bu tür afetlerde ilk bir iki haftanın çadırlarda, ondan sonra bir iki ayın konteyner kentlerde, daha sonra 3-4. aydan itibaren de prefabrik evlere geçilmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi hastanelerden açılmışken şöyle diyeyim, evet, Defne Hastanesi açıldı. Poliklinik tarzında hizmet veriyor. Branş hekimleri orada ayakta muayene yapıyorlar. Hastanelerle ilgili bir cümlemiz aslında Hatay'daki sağlık durumunu özetler. Cümlemiz şu: Antakya, Yayladağ, Altınözü ve Defne'de halen kadınlar, fakir kadınlar devlet kurumlarında doğum yaptıramıyor. Bir özel hastanemiz var ve o da ücretli. Bu nüfus 800 bin nüfus demek. Depremden önce 800-850 bin nüfusluk bir yerden bahsediyoruz. Türkiye'deki birçok ilden daha büyük bir nüfusa sahip bir yerdeyiz. Ve maalesef halen doğumlar için buradan 90 kilometre, 100 kilometre öteye özel araçlarla gidilmesi gerekiyor. Devlet kurumlarında doğum yapılması için. Biz aile sağlık merkezlerinde çalışıyoruz. Bugün gelen gebemiz, işte ikili tarama testi için gönderdik. Etrafımızda bunu yapacak hastanemiz yok. İkili üçlü tarama, biliyorsunuz. Bu her gebemizden istediğimiz tetkikler. Bu sıkıntılarımız devam ediyor. Birinci basamakta aşı çok önemli, biliyorsunuz. Aşıyı yapacak hemşirelerimiz yok. Hemşirelerimizin bazıları öldü.
Bazılarının eşleri öldü, çocukları öldü, anneleri, babaları. Birçoğu tayin istedi. Tayinle gidenler oldu. Maalesef birinci basamakta çalışma prensibini bilen hemşire sayımız çok yetersiz. Çok çok acil Hatay'a, çok çok acil bir şekilde Hatay'a hemşire, birinci basamak çalışanı hemşire gönderilmesi gerekir. Çevre sağlığı belki birazdan soracaksınız. Ben direkt başlamışken çevre sağlığına gireyim isterseniz. Bu gördüğümüz yer gibi olan birçok çadırda halen insanlar çadırın içinde leğende banyo yapıyorlar. Taşıma suyla dönüyor işler. İçme suları, bakın şimdi size bir şey göstereyim. Tam arkamda görebiliyorsanız su bidonları var. Görüyor musunuz onları? Evet, görüyorum hocam. Şöyle bir göstereyim. Evet, bu su bidonları ne işe yarar diye sorarsanız bunları havalarda sıcak olduğu için, ılık oldukları için içeride çadırın içinde leğende banyo yaptırıyorlar. Ailenin hepsi leğende banyo yapıyor. Bir diğer sorun tabii burada tuvalet sorunu da var ve şeyler var. Bunlarla beraber daha önce de 2-3 ay önceden sürekli uyardığımız haşere, böcek ve sinek arttı. Şu an etrafımızda bakın binlerce sinek var ve artık mücadele edilemiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili daire başkanıyla görüştük. O da feryat ediyor, yardım istiyor. Bizim 120 bin Hatay'da üreme alanımız varken, her yıl 120 bin üreme alanını ilaçlarken şimdi 1 milyon 200 bine çıkmış bu üreme alanı. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak tek başımıza altından kalkmamız mümkün değil dedi. Gerçekten sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kısıtlı imkanlarıyla bu kadar 1 milyon 200 bin düşünün. Her gün onlarca yapılsa kaç ayda biter bu ilaçlama? Diğer illerden bununla ilgili diğer il ve ilçelerden Hatay'a acilen ekipler gönderilmesi gerekir. Hani burada olabilecek sivrisineklerle, böceklerle oluşabilecek bir şey tüm Türkiye'yi etkiler. Aslında birkaç dakikadır anlattıklarınızla beklenen tablonun meydana geldiğini görüyoruz. Yani depremin başından itibaren Evet. alınması gereken önlemlerin hızlıca alınması ve alınacak önlemlerin uygulamaya konulması sürecinde de Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, SES birlikte koordinasyonlu bir biçimde Sağlık Bakanlığı ile birlikte ortak aklın o beklenen çözümün üretilmesi noktasında aslında çok ciddi çağrılarımız oldu ama gelinen tabloda maalesef siz haklı çıktınız ama uygulamaların ve önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Yani deprem bölgesinde insanların, yurttaşların acılarının bu tablo içerisinde giderek sanırım perçinleşiyordur yani bu biraz önce gösterdiğiniz tablo hakikaten vahim bir tablo maalesef. Haşere ve böcek sorunu olduğundan bahsettiniz. Hala yurttaşların çadırlarda kaldığını görüyoruz. Oysa tabip odası olarak, Türk Tabipleri Birliği olarak aslında depremin hemen ilk ayından sonra hızlı bir şekilde prefabriklere geçilmesi çağrısı da yapmıştınız. Çünkü oradaki sıcaklık ve nemden kaynaklı kaldığınız alanların aslında insana hem sağlığa uygun olmadığını hem de insan hayatına yaraşır olmadığını biliyoruz. Şimdi aile hekimsiniz. Aslında bir ara Evet. vererek de yayına bağlandınız. Bir kez daha teşekkürler. Yani aşılamaya dair deprem bölgesinde özellikle çocukluk çağı aşılarına dair ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani bağışıklama çalışmalarının aks tadığını biliyoruz. Biraz önce yurttaşların kamu hastanelerinde evet bir kamu hastanesi açıldı. Defne Devlet Hastanesi açıldı ancak Evet. yine orada doğum hizmeti alamadığından bahsettiniz. Hem aşılamaya dair süreç ne? Ciddi oranlarda düşüş olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Öte taraftan kadınların sağlık alanında yaşadığı bu sorunlara benzer sorunlar yaşanıyor mu? Acilden sanırım devlet hastanesinde hizmet sunuluyor. Bunlara ilişkin neler söylemek istersiniz? Ya şöyle aşılama hizmeti çok önemli. Bizim için önlenebilir hastalıklar grubuna giriyor.
Yani bir aşıdan dolayı, bir aşının eksikliğinden dolayı biz bebeklerimizi kaybetmek istemeyiz. Çok önemlidir bu. Kızamık çok önemli. Diğer deprem illerinde kızamık olduğu söyleniyor. DTB'ye bilgiler geldi. Türk Tabipler Birliği de bunu sürekli söylüyor. Yapılması gereken en önemli şey tüm toplumun kızamık aşısından geçirilmesiydi. İlk baştan bunu vurguladık. Halen gecikmiş değil. Tüm toplumu kızamık aşısından geçirmemiz gerekiyor. Bu bir. Biliyorsunuz kızamık salgını başladı mı yayılır ve ölümcüldür de aynı zamanda. İkinci olarak söylemek istediğim şey şu. Bir defa Antakya ve Defne'de nüfusu bilmiyoruz. Nüfus nedir? Ha, bir çağrı yapalım. Bu nüfusu kim biliyor? Bu nüfusla ilgili bize bilgiler gelmiyor. Aşının oranını size tam olarak söyleyebilmemiz için bizim bölgemizdeki bulunan nüfusu bilmemiz gerekir. O bebeklerin sayısıyla biz yapılan aşıyı kıyasladığımız zaman o zaman deriz ki aşı oranı düşükmüş. Aşı oranı çok düşük. Biz nasıl yapıyoruz? Aile sağlık merkezimize başvuran kişilere aşı yapabiliyoruz anca. O da kısıtlı. Antakya için, Defne için, Samandağ için aşı merkezlerinin kurulması gerekir. Hem aşı merkezlerinin kurulması hem gezici aşı ekiplerinin oluşturulması gerekir. Bunun için de ciddi bir şekilde hemşire ve ebelerin Hatay'a gönderilmesi gerekir. Ya en azından burada ücretle çalışan hemşire ve ebelerin zaten hastaneler yıkıldı, ASM'ler yıkıldı. Bu ücretli olanlar direkt kadroya geçirilseydi şimdiye kadar bu işler biterdi ve yapılırdı. Bizim ciddi bir şekilde hemşire, ebe kadro açığımız var. Nüfusu bilmemiz gerekiyor. Aşı merkezlerinin oluşturulması ve gezici aşı ekiplerinin oluşturulması gerekiyor. Ara ara ilçe sağlık müdürlükleri gezici aşı ekibi çıkartıyor ama yeterli değil. Tüm nüfusa ulaşmamız gerekiyor. Peki bu ebe hemşire açığı gibi bir hekim açığı da var mıdır Hatay'da? Yoksa yeterli mi burada? Hekimlerimizin ciddi barınma sorunu var. Buna rağmen gelip esnek olarak çalışıyorlar. Hekimlerimiz bırakmadı. Birkaç arkadaşımız, birinci basamak sağlık hizmeti için söylüyorum. Birkaç arkadaşımız zorunlu olarak gittiler. Fakat geriye kalanlar yeterlidir hekim olarak. Barınma sorunları çözülürse biz Türk Tayyipler Birliği olarak barınma sorunlarını çözmek için bir prefabrik ev yapım işlerine girmeye başladık. Ya bizim işimiz değil aslında. Bunun için işte bağışlarla ve şeylerle yer arayıp bu arkadaşlarımıza 3-4 ay içinde evleri yıkılanlar, ağır hasarlı olanlara ev teslim etmek için uğraşıyoruz. Böyle projelerimiz de var. Hekimler, hekim sayımız, birinci basamak için söylüyorum, bu aşılar için söylüyorum. Barınma sorunları çözüldüğü an o toparlanır. Bir, ikincisi zaten esnek olarak gelip örneğin Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da çocuklarını okullara yerleştiren, orada ev tutan arkadaşlarımız gelip bir hafta çalışıyor. 2 hafta oraya gene çocuklarıyla ilgilenmeye gidiyorlar. Sonra tekrar geliyorlar ve bu birbirlerimizin yerine bu şekilde bakıp bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Bu hizmetlerde bir aksama yok. Ama ikinci en önemli durum hemşire ve ebe açığında. Çok ciddi sıkıntımız var. Bir hemşire bir annedir aynı zamanda. Çocuğunu başka okulda, başka bir yerde okula kaydedecek. Kaydettiği yerde de bulunmak zorunda. Evet, bölgede çalışan deprem bölgesinde çalışan sağlık emekçilerinin de hakikaten hem çalışma alanlarına dair hem de barınma alanlarına dair problemleri devam ediyor. Siz de söylediniz. Yani kendi imkanlarınızla bu alanları oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hakikaten çok zor. Başından beri Hatay dendiği zaman aslında hemen herkesin bildiği en başat sorunlardan bir tanesi su sorunu akla geliyor. Su sorunu ile ilgili problemleri çözdünüz mü diyeceğim ama biraz önce o bidonu gösterdiğiniz için sanırım o da çözülmedi. Evet maalesef. Önce şunu söyleyeyim. Su sorunun çözülebilmesi için yerleşim alanlarının belirlenmesi gerekiyor. İnsanların çadırlardan geçici yerleşim alanlarına taşınması gerekiyor. Çadırlardan ne kadar düzeltirseniz düzeltin su sorunu çözülemez. Her taraftan sular bir şekilde dışarıya veriliyor. Bir şekilde tuvalet sorunları var, banyo sorunları var. Aynı zamanda depolar, güneşin altında duran depolarda su birikiyor. Depolar da plastiktir.
Kapakları da açık oluyor. Yani su sorununun tek çözümü geçici yerleşim alanlarına taşınmak, hatta prefabrik evlere taşınmaksıdır nüfusun. Anladığımız kadarıyla barınma alanlarının iyileştirilmesi ve bahsettiğiniz gibi prefabrik alanlara yerleşim aslında deprem bölgesindeki birçok sorunun çözümünde çok çözümleyici bir rol oynayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler bizim sorunlarımızı tüm Türkiye'ye ilettiğiniz için. Sağlıcakla kalın. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi günler. Değerli izleyenler, haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.